Ben Erdin Çamaç. Fotoğraf çekme kulağa hoş geldiniz. Son yaptığım Luminar Neo içeriğinin bayağı istek aldığını gördüm. Ve Türkçe içerik kısıtlıymış galiba anladığım kadarıyla. Bundan böyle Luminar Neo ile daha sık karşınızda olmaya çalışacağım ve bu programı daha da keşfetmenizi sağlamaya çalışacağım. Luminar'ın daha önceden de çok beğenilen özelliklerinden bir tanesi portre üzerindeki etkisiydi, daha doğrusu becerisiydi. Bu içerik için ben sizlerle beraber bu yeni Luminar'da portre ile ilgili neler değişti, neler değişmedi ona bir göz atmak istiyorum. Daha sonra da bütün bölümlerini teker 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 inceleye inceleye sizlere bu programı biraz daha açıklamaya çalışacağım. İsterseniz hemen başlayalım. Evet sevgili dostlar gördüğünüz gibi bir portre lensi tanıtımında beraber çalıştığımız bir kızımız bu. Onun zamanlar güzel portrelerini çekmiştik. Şimdi bu portreyi şu anda düzelteceğiz. Ne demiştik daha önce? Önce develop'tan bir bakmamız gerekiyor. Develop'tan bir şey parçası olduğunu görüyoruz. Bir parça sanki exposure'ı az bir şey daha sağa kaydırabiliriz. Hatta highlight'ı da bir parça artırır mıyız? Ya artırmaya gerek var mı? Evet aslında iyi olur artırdık. Shadow'u artırmayacağım. Shadow'u burada bir parça kısacağım sevgili dostlar. Beyaz dengesine bir göz atalım. Evet. Beyaz dengesine bir parça artırdık da bir parça artıracağım. Biraz şöyle tatlı tatlı renkler gelsin. Bunu kapatacağız. Sonra biliyorsunuz enhance bölümüne mutlaka bir göz atıyorum ne yapıyor ne yapmıyor diye. Şöyle çok fazla olmamakla beraber bir parça bunu da artırmış olduk. Ve şu ana kadar fotoğrafımız şuradan şuraya geldi bile. Şimdi esas burada oynayacağımız yerler var. Bu kadar dibine girdiğim için bana kızacak belki ama mecbur kalıyorum arkadaşlar. Önce Face'e bakalım. Face'te neye ihtiyacımız var? Face Light'e ihtiyacımız var mı? Bir parça artırırsak iyi olur mu? Evet yüzündeki ışığı bir parça artıralım. Sonra işte. Geçen programda da biliyorsunuz bu bayağı bir faydalıydı. Şurada bir A Enhancer ile gözümüzü bir güzelce parlatalım. Gözüne de bir parça bir Iris Flare ilave edelim. Ondan sonra Dark Circles Removal yapalım. Ondan sonra kaşlarını bir parçacık artıralım. Başka? Az bir şeyde gözlerini biraz daha açalım kızımız. İyice çıksın ortaya. Bu iş tamam. Sevgili dostlar şimdi gelirim skin'e. Skin'de ne kadar genç ya da yaşlı olursanız olun mutlaka düzeltilecek deride şeyler vardır. Bunda müthiş yapıyor bu program yani olağanüstü. Hem maskelemesi hem de cildi düzeltmesi. Çok da abartmaya gerek yok tabii oldukça genç bir yüzümüz var. Ee, başka şeyler var mı? Şimdilik yok. Bakıyorum Shine Removal'a da bir şöyle bir dokunalım. Herhangi bir ilave parlaklıklar varsa herhangi bir gereksiz parlaklığı yok ettiğini görmüş, görmüş oldunuz. Shine Removal'la. Şimdi bakalım Skin Defect Removal bu suratta herhangi bir iş yapacak mı? Yak, Sevmedim. Bunu da kapattık sevgili dostlar. Şimdi şuradan şuraya geldik bile. Son olarak yüzde ufak tefek noktacıklar var. Onları da erezle sileceğiz. Dikkat edeceğiz ki çok olmasın, büyük olmasın şeyimiz. Ondan sonracığına bakıyoruz. Evet sevgili dostlar. Şurada. Şurada, şurada. Şurada küçük bir noktamız var. Program her ne kadar hızlandı deniyorsa da ki hızlandı elbette. Buna karşın yine de oldukça daha henüz arzu ettiğimiz hızla değil. Bunun acaba benim Mac'in m ile de mi alakası var onu da bilmiyorum sevgili dostlar. Şöyle yapalım düzeltelim. Allah ben oldukça tatmin oldum. Bir de şurada varmış. Şunu da şöyle bir, bir daha erase açalım. Ve şunu bir parça daha büyütelim. Buradaki ufak tefek hatalarımızı da silelim. Evet. Bunu da kapattık ve bunu büyüttük. Şimdi bu programda ilave olan bir şey göstermek istiyorum ben size. Portre Bokeh. Evet. Portre Bokeh'in ne yaptığına bir bakalım. Önce şu saçın şuralarına bakalım. Buralar evet ilginç. Bakalım ne kadar etkileyecek. Biz şunu çok abartmayalım çünkü zaten bizim oldukça iyiydi. Defocus gördüğünüz gibi çok başarılı bir iş yaptı. Öncesi ve sonrası maskelemenin oldukça başarılı olduğunu görebiliyorsunuz. Ve böylelikle de portre, bu portre bokeyini de kapattıktan sonra sevgili dostlar son biliyorsunuz ben bir daha enhense e gelmeyi seviyorum. Bir parça daha şöyle bir acaba ilave edecek bir şey var mı? Birazcık daha aydınlatıyor ki ben aydınlık olsun istiyorum. Ve karemiz sevgili dostlar buradan buraya geldi. Yani benim diyen profesyonel e, rötuşçunun yapacağı kadar başarılı iş yapmış oldu. Gördüğünüz gibi Luminar Neo. Bir portre daha yapalım ister misiniz? Hadi bir tane daha yapalım. Şurayı alalım sevgili dostlar. Şöyle yakın bir portremiz var. tam pek bir şey isteyeceğini zannetmiyorum. Çünkü baktığım zaman e, highlight'ı belki bir parça azaltabiliriz. Evet. Ondan sonra shadow bir parça artırır mıyım? Artırırım. Bakın ciltle çalışacağım zaman kontrasta hiç dokunmuyorum farkındaysanız. Çünkü kontrast maalesef yüz, evet aydınlatır bilmem ne yapar ama çok da tercih etmediğim bir çalışma biçimidir. Exposure bir parça artıralım. Evet. Tamam. Bunu kapattık. Enhance'a e gelelim. Enhance ile bakalım neler yapacak. Burası da oldukça başarılı. Gelelim şimdi sevgili dostlar. Ne yapıyorduk? Face'e geliyoruz. Face'e bakıyorum. Yaklaştıralım bir parça. Ve o kadar da yaklaştırmayalım kızımızı. Bakayım bir face light biraz bir şey fark edecek mi? Evet yüzün zaten ışıl ışıldı ama biraz yüzü de ışıltı verelim. Sonra şu gözleri bir güzelleştirelim. Şöyle bir Eye Enhancer. Çok başarılı bulduğum bir program. Bakın cam gibi yaptı vallahi billahi. Birazcık da Iris Flare yapalım. Burada ne yapalım biliyor musunuz? Birazcık dudaklarının renkleriyle oynayalım. Şöyle kırmızılığını artıralım. Birazcık koyulaştıralım. Ve satürasyonlu bir parça doygunluğunu artıralım. Minik bir dokunuş oldu belki ama bayağı ciddi oldu. Dark Circle Removal'u kullanıyorum. Burada da başka bir şey kullanmaya gerek yok şu an için. Hmm, geri aldık. Ondan sonra Skin'e geldik. Yani Cilt bölümüne geldik. Cilt bölümünde birazcık şöyle bir bakalım 75'e getirirsem evet, oldukça başarılı. Yine Shine Removal'da bir parça parlaklık önleyince. Yani bu sizin kızımızın yüzüne sürdüğünüz pudra gibi düşünün. Makyaj pudrası gibi. Parlamaları önleyen makyaj pudrası gibi. Ondan sonra e vallahi iyi ya arkadaşlar. Bu da skinimiz böyle. Evet burada son olarak tekrar yapacağım bir şey var. O da Erhans'la bir daha oynayacağım. Çok fazla bir az bir şey daha oynayacağım. Ve böylelikle görüntümüz buradan buraya geldi. Bu da sevgili dostlar Luminar Neo'nun yani genel olarak Skylum Software'in Luminar serisinin Neo'da da biraz artırılmış Artificial Intelligence yani yapay zekası ile beraber yakalayabildiğiniz başarıyı gösteriyor. Valla bu sırf bunun için zaten bu programı almıştım ben. İlk çıkan Luminar 3'tü galiba. Tabii Luminar 3'ü aldım ilk defa. Ondan o zamandan beri de bütün Luminarları e, almaya devam ediyorum, satın almaya devam ediyorum ki hoşuma giden şeylerden bir tanesi. Bunu aylık bir ödenekle devam etmekle yükümlü değilsiniz. Bir kere satın alırsınız ki indirim zamanlarında 60 dolarlara kadar, 69-70 dolarlara kadar fiyatı fiyatı düşüyor. E, şimdi düzgün bir, bir program içinde bu büyük para sayılmaz samiyetle söylüyorum. Çünkü diğer profesyonel programlar şu anda aşağı yukarı ayda 150 lira falan bir para ödüyorsunuz. Aboneliğine sadece. Umarım bu içerik hoşunuza gitmiştir. Ve sizlere değer katmıştır. Dolayısıyla beğenme butonunu hak etmiştir. Abone değilseniz lütfen abone olun. Bu Hem bu kanala destek olmuş olursunuz hem de bu içerikleri beğeniyorsanız, bu beğendiğiniz içeriklerin daha geniş kitlelere yayılmasını ve daha çok insana faydalı olmasını sağlamış olursunuz. Şimdiden teşekkür ederim. Sevgili dostlar, sağlıkla kalın, huzurla kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Ben Erdinç amaç Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.